Merhaba Teknoözel.com takipçileri. Bugün size değişik bir ürün inceleyerek söze başlamak istiyorum. Low Frost teknolojisi. Bosch'un yeni teknolojisi olan Low Frost buzdolabını inceleyeceğiz. Aslında bu teknoloji yeni teknoloji olmaktan ziyade eski tip buzdolaplarının çalışma teknolojisini içermektedir. Bunların en büyük avantajı elektrik sarfiyatlarının no frost işlemi yapmadığı için çok çok düşük olması. Yani çok tasarruflu bir buzdolabı. Bu buzdolabını yaklaşık 5 yıl, 4-5 yıldır kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi enerji sınıfı A3 Plus. Dolabın KGE58AV41N modelidir. Şöyle kısaca buzdolabını açıp incelersek. Evet. Buzdolabının kapağını açtıktan sonra üst tarafta dijital gösterge paneli var. Sol tarafta soğutucu kısmın ekranı bulunmakta. 4 derece. Sağ tarafta dondurucu kısmın derecesi görülmekte. Açma kapama düğmemiz bu. Bu dolaba yeni bir şeyler koyduğumuzda ilgili kısma bastığımız zaman ekstra daha çabuk soğutma sağlamakta. Holiday tuşuyla tatile gittiğimizde tuşa basarsak şu üst kısım komple devre dışı kalır. Sadece cihazın alt dondurucu kısmı çalışır. Bu Low Frost modeli iki model bulunuyor. Bunun bir tanesi A2 Plus, diğer model A3 Plus. Bu bizimki A3 Plus. Bunda farklı olarak bir tane fan bulunuyor. Bu fan içeride arkadaki havanın daha güzel, daha iyi hareket etmesini sağlıyor. Şimdi dolabımızın soğutma şekli şu arka kısım. Arka kısımda karlanma yaparak soğutmayı sağlıyor. Yalnız kesinlikle bunu yanlış anlamayın. Bu karlanma dolabı temizlemeye gerek kalmıyor. Bu belli sürelerde şu seviyeye kadar karlanma yapıyor. Yaklaşık bir metrekare bir alan var veya yok. Karlanma yaparak içerideki nemin de bir kısmını bu şekilde alıyor. Buradan belli sürelerde defrost işlemi yapıyor. O arkadaki karlanmayı eritiyor. Dolayısıyla buradan alt tarafta bir oluk var. Oradan arkaya suyu biriktirip orada kurutup buharlaştırılmasını sağlıyor. Üst kısımda herhangi bir temizliğe gerek yok. Gördüğünüz gibi kapak açık olduğu zaman ötüyor. Soğutma yeterli olmazsa eğer kapak açık kalırsa aynı şekilde zaten ötüyor. Şurada chiller box dediğimiz et ve kahvaltılık peynirler için bölüm bulunmakta. Buzdolabının en soğuk kısımlarından iki bölme burası. Şu üst taraftaki bölme de ayrılabiliyor bu şekilde. Kola şişesi falan koymak için kullanılabilir. Alt tarafta nem oranını ayarlayabildiğimiz
büyükçe bir sebzeliğimiz var diyebilirim. Yani çok sebze alıyor. Burada yumurta ve rafların bir tanesi bizim kırıldığı için bir raf eksiktir burada. Kapağı da bu şekilde. Evet, üst taraftan sonra dondurucu kısmına geçelim. Dondurucu kısmı. Bu arada şeyi unuttum. Brüt dolabımız 508 litre. Üst dondurucu kısmı 377 litre. Alt dondurucu kısmı da 118 litre kapasiteye sahip. Alt taraf gördüğünüz gibi iki katlı çekmecelerden oluşmuş bulunuyor. Üstteki big box büyük çekmecemiz, alttaki küçük çekmecemiz. Şimdi bu çekmeceleri çıkarıp bir de dolabın esas karlanma yaptığı kısmı göstermek istiyorum. Bu low frost olması, yani derin dondurucunun karlanma yapması yaklaşık bir 6 ayda, 6-7 ayda bir defrost yapma işlemi yeterli oluyor. Şimdi çekmeceleri çıkarıp tekrar bir çekim yapmak istiyorum orada. Evet. Üst çekmeceyi çıkarttık. Karlanma dediğimiz bu şekilde. Dondurucu üstten soğutuyor. Bu da yaklaşık ne kadarlık bir süre? Yani 3 ay falan olmuştur. Yani öyle çok fazla bir karlanma yapmıyor. Bunun en büyük avantajı içindeki yiyecekleri kurutmaması. Bu çok büyük bir avantaj bizim için. Yiyecekleri kurutmuyor. Karlanma. Bunu 6 ay, 7 ayda bir çekmeceleri çıkarıp kapatıyorum dolabı. İçteki su, bu buzlar eridikten sonra şu alt tarafta bir tane su akma oluğu var. Buradan altına bir kap koyarak suyu temizleyip tekrar kapatabiliyoruz. Evet arkadaşlar, buzdolabının arkası da gördüğünüz gibi soğutucu plakalar kapalı değil. Bu belki görüntü açısından iyi bir izlenim sağlamamakla birlikte cihaz verimi için çok önemli aslında. Yani kapalı sistemlerde cihaz verimliliği bunlar kadar olmayabiliyor. Şimdi cihazımızın çektiği, harcadığı elektrik miktarı konusunda size göstereceğim güç ölçerle yaptığım ölçümü. Evet arkadaşlar, buzdolabının harcadığı elektrik miktarını, çektiği gücü, akımı göreceğiz şimdi. Ben buzdolabını 11 Ekim gece saat 1'de prize taktım. Güç ölçere taktım. Şu anda 12 Ekim saat 15. Yaklaşık 38 saat. 38 saatte şu anda anlık çektiği değerlere bakalım. Şu anda buzdolabımız 65 watt güç harcamakta. Bu anlık çektiği. Yani bu şekilde devam etse 1 saatte 66 watt. 50 Hz. 0,5 amper akım çekiyor. Maksimum çektiği 0,57.
65-64 watt, 79 watt maksimum çektiği. Bu devreye girip çıkarken çektiği güç büyük ihtimalle. Şimdi bu 38 saat içinde yaklaşık 14 saat boyunca çalışmış 0,81 kilowatt enerji harcamış. Yani 38 saat boyunca 0,81 kilowatt. Görmüş olduğunuz gibi. Bunu örneklersek, bundan önceki buzdolabım benim No Frost'tu. No Frost buzdolabımın yazın, yani Ağustos, Eylül aylarında aynı cihazla ölçüm yaptığımda günde çektiği güç 2,5 kW. Yani bunu gerisini siz düşünün. Yani 2,5 kW günlük harcama nerede? 24 saatte. 38 saatte 0,8 kW. Yani yaklaşık olarak 1/4'e düşüyor diyebilirim. Yani bunu şöyle hesaplarsanız, yani günlük 2,5 kW harcayan bir buzdolabını kullanmaktansa bu dolabı atıp yerine bu buzdolabını aldığınızda yaklaşık bir 6 yılda ürün kendini bedavaya getirmiş oluyor. İncelememiz bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler.